Çok kıymetli misafirlerimiz, programımıza başlamadan önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve bu vatan için şehadet şerbetini içen tüm vatan evlatlarımız için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşı'nı söylemeye davet ediyorum. Sayın Vahit hocamızı bir yemek duası yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî atamana ve sekana ve cealena minel müslimin. Ma fil sahibe hazet ta'am ve lakilim. Allahümme es'al nimetena daima, devletena gaima, evladena alimen saliha. Ve la tusallit aleyna zalima. Allahümme zid ve la tengus nimeten kesireten bi hurmetil Fatiha. Sayın İl Başkanım, çok kıymetli Karabük Belediye Başkanımız, ilçe başkanlarımız, kadın kolları başkanlarımız, ülke ocakları başkanlarımız, meclis üyelerimiz, 26. dönem Karabük milletvekili adaylarımız, idealleriyle yaşamanın kutlu mücadelesini veren aziz ve muhterem dava arkadaşlarım, çok kıymetli
sendika ve oda başkanlarımız, dernek başkanlarımız, siyasi parti temsilcilerimiz, mahalle muhtarlarımız ve köy muhtarlarımız, devletimize ve milletimize yıllarca hizmet etmiş ve halen daha etmekte olan çok kıymetli büyüklerimiz, bu müstesna günde davetimize icabet ederek bizleri onurlandıran çok değerli büyüklerimiz, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, geleceğimizin yegane teminatı olan çocuklarımız, genç arkadaşlarımız, sermayesi emeği ve alın terinden başka hiçbir şey olmayan Cumhuriyet kenti Karabük'ümüzün güzel yürekli insanları, kıymetli misafirlerimiz, heyecanımı af buyurun, burada bu güzide ortama katılan fakat göremeyerek gözden kaçırmış olduğum değerli büyüklerim, Milliyetçi Hareket Partisi il teşkilatları tarafından tertip edilen 26. dönem milletvekili aday tanıtım toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Çok kıymetli misafirlerimiz, şimdi sizlere konuşmalarını yapmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi Karabük İl Başkanımız Sayın Burhanettin Arslan Bey'i mikrofona davetle arz ediyorum. Büyük Türk milletinin şerefli mensupları, Karabük ve diğer illerden davetinize teşrif ederek burada bulunan muhterem misafirler, çok kıymetli milletvekili adayları, memleketimizin kalkınması, huzur ve refahı, kardeşliği, birlik ve beraberliği konusunda dünden bugüne emek veren çok kıymetli vatan evlatları, çok değerli basın mensupları, ülkemizin hazmedilmesi mümkün olmayan ağır bir gündeme hapsolduğu kara bir dönemde milletimiz 1 Kasım'da sandık başına gidecek ve tekrar seçimini yapacaktır. Evvela bu seçimin ülkemize, milletimize, kardeşliğimize, birlik ve beraberliğimize yeni bir ümit ışığı olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederim. Sözlerimin hemen başında şu cepheyi açık olarak ifade etmek istiyorum ki Türkiye dört bir yandan saldırıya, suikasta maruz kalmaktadır. İçte ve dışta düşman zamirlerinin taciz ve operasyonu altındadır. Maalesef devletimiz yolsuzluğa, yozlaşmaya çivilenmiş bir iktidar elinde linç olmuş Oslo gibi, barış süreci gibi kendilerinin dahi inanmadıkları ve yüzlerine, gözlerine bulaştırdıkları iki kirli bir tuzağın içinde ülkemiz kan gölüne çevrilmiş. Türk milletinin yüreği kanatlanmış ve ocaklara ateş düşürülmüştür. Maalesef bugün iktidar ve çevresi devletin itibarını, milletin saygınlığını, birlik ve beraberliğini, hukuku, anayasayı, vatanın bağımsızlığını, bayrağın şerefini, milli güvenliğimizin, milli sınırlarımızın mahremiyetini delik deşik etmiş ve bu durumdan da en ufak bir utanç, rahatsızlık duymamış ve her zaman yaptıkları gibi başkalarını suslamaya devam etmişlerdir. Milletimiz felakete sürüklenmek isteyen, insanlıktan nasibini alamayanlara ortak hareket ettikleri yetmiyormuş gibi şer cephesinin 2,5 yıldır silah yığınına yaptığını en tepedekiler sıkılmadan maalesef ki söyleyebilmektedirler. Bu aziyet ve aymazlığın el ele tutulur hiçbir tarafı kalmamıştır. Bu yüzden milletimizin üzerindeki bu kara bulutları dağıtacak, büyük Türkiye özlemini gerçekleştirecek, yetimin hakkını yemeyecek ve yedirmeyecek, ülkenin kaynaklarını hortumlatmayacak bir birliğe, bütünleşmeye, kardeşliğe,
beraberce geleceğe yürümeye her zamankinden daha çok ihtiyacımız vardır. Bizler de bugün hangi anlayış ve düşünceye mensup olursa olsun, bayrağa bayrağım, vatana vatanım, millete milletim, Türkiye'ye ülkem diyen tüm kardeşlerimiz de insanı insan bilerek, insanı yaşatçı, devlet yaşasın diyerek, kimseyi ötekileştirmeyerek, güven içinde yaşanabilen, gelişmiş, huzurlu, büyük Türkiye giden yolda bir araya gelmiş bulunuyoruz. Biz milletimizi ayrılmaya değil, birleşmeye çağırıyoruz. Ben diyenin benzinleştiğini görerek biz diyoruz, iktidar ve koltuk hırsı uğruna devlet ve milleti felakete sürüklemekten seçilmeyenlerin karşısında hiçbir farklılık gözetmeden herkesi kucaklıyor, büyük Türk milletini layık olduğu yere yükseltmek amacıyla davet ediyoruz. Hepinizi en derin saygı, sevgi ve muhabbetimle selamlıyor. Sözü birilerinin emir eri değil, milletimizin vekili olacak değerli Türkiye sevdalarına bırakıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Konuşmalarından dolayı İl Başkanımız Sayın Burhanettin Arslan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sizlere konuşmalarını yapmak üzere 26. dönem Karabük Milletvekili adayımız Sayın Osman Aydın Bey'e mikrofona davet arz ediyorum. Kıymetli protokol, değerli hanımefendiler ve beyefendiler, basınımızın değerli mensupları. Arkada yazıyor ki Türkiye'nin teminatı. Buraya gelen misafirlerden şunu gördük. Gerçekten Milliyetçi Hareket Partisi Karabük'ün ve Türkiye'nin teminatıdır. Çünkü 41 yaşındayım. Çocukluğumuzdan bu yana Karabük'te ve Türkiye'nin değişik yerlerinde farklı siyasi partilerde siyaset yapmış abilerimizi gördüm burada. Bu şu demektir, birleştirici olan Milliyetçi Hareket Partisi. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi kutsal bir meslek olan öğretmenlik hayatını bir kenara bıraktık. Aday olduk. Niçin aday olduk? Osman Aydın, Safranbolu'nun Çavuşlar Köyü'nde doğmuş. Okul zamanında öğrencilik, tatillerde, dağlarda, bayırlarda çobanlık yapmış birisi. Biz halkın içinden geliyoruz. Biz hiçbir zaman, bunu bilenler biliyor zaten, bizim makam, mevki, herhangi bir şekilde bir hırsımız yok. Bizim tek hedefimiz var. O da millete hizmet etmektir. Şimdi şöyle bir kısa bir hikayemi anlatmak istiyorum. Ferit Çakmak İlkokulu'nda ve Ortaokulu'nda öğrencilik yaptık. Orada su deposunda uçurtma uçurduk, misket oynadık. Sonra Endüstri Meslek Lisesi'nde öğrencilik yaptık. Karabük'te öğrencilik ne demek olduğunu da biliriz. Karabük Teknik Eğitim mezunuyum. Hocalarım da var burada sağ olsunlar. Hakları çok emekleri geçmiştir bize. Ve ayrıca biz öğrencinin yaşadığı sıkıntıları, taşeron öğretmenlik, sözleşmeli öğretmenliğin ne demek olduğunu, işçiliğin bir benzeridir taşeron işçiliği. Sonra öğretmenliğe başladık. Bize siyasi baskı yaptılar. Sendikacılığın ne olduğunu biliriz. Sendika temsilciliği yaptık. Kurum amirleri bizi çağırdı, tehdit etti. Ya bu sendika üye olacaksın ya da seni buradan buraya gönderirim. Benim ailem çiftçi. Biz 2005 yılından sonra çiftçiliği bıraktık. Bunun bir sebebi var. Sebebi de şu. Çağ atlattık. Şunu yaptık, bunu yaptık diyen iktidarın yaptıklarından kaynaklanan sıkıntılar. Ben 3 tane çocuğum var. Veliyim. Bedava dağıttıkları kitabın yanında 3 kat para vererek tekrar kitap aldık öğrenci çocuklarımıza. Onu da nasıl olduğunu bilirim. Bu Türkiye'de okul aidatını veremeyen veli kafasını duvara çarpıp felç oldu. Çağ atlayan Milli Eğitim. Şimdi sizden tek bir ricam var sadece. Şunu düşünün. Destek verdiğiniz siyasi partinin adayları seçildiği zaman hangisine ulaşabileceksiniz? Bakın, benim babam Eskiköy muhtarı. Muhtarların sıkıntılarını da biliriz. Niye? Hiçbir muhtar canı sıkılıp da telefon etmez bir siyasiye. Mutlaka problem vardır. Her insanın olduğu gibi. O nedenle Adem Bey de bizde. Gecenin üçüne de olsa o telefonumuz açık olacak. Biz ulaşılabilen,
ulaşıldığı zaman da çözüm bulmaya çalışan birisi olacağız. Biz Karabük'ün insanıyız, buranın evladıyız. Benim annem babam da burada, dedemin babanın mezarı da burada. Benim de ileride Allah izniyle verirse mezarım burada olacak yine. O nedenle sizden bir ricam var, tekrar söylüyorum. Çevrenizdeki insanlara da söyleyin. Medya aracılığıyla Karabük'teki bütün insanlara söylüyorum. Telefonunu kaldırdığınız zaman eğer gerçekten ulaşabileceğiniz birisi varsa listede ona oy verin. Onlar da biz buradayız işte. Adem Bey, ben buradayım. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sizin sayenizde inşallah 2-0 yapacağız. Buna eminim. Teşekkür ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyebilene. Evet, konuşmalarından dolayı milletvekili adayımız Sayın Osman Aydın Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli misafirlerimiz. Şimdi ise sizlere konuşmalarını yapmak üzere 26. dönem Karabük milletvekili adayımız Doktor Adem Kar Bey'i mikrofona davet arz ediyorum. Değerli büyüklerim, değerli abilerim, kardeşlerim, ablalarım ve sevgili gençler. Sizler gibi ben de daha çocuk yaşlarda memleket sevdası, ülke sevdası, bu ülkenin bekasını bir aile terbiyesi gibi özümsemiş olarak bugünlere geldim. Kahramanmaraş'ta çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Eğitimi tamamlar tamamlamaz Ovacık ilçemizin Pekiçik Sağlık Ocağı'nda bir yıl görev yaptım. Bunu neden söylüyorum ve bu söze neden buradan başlıyorum? Takdir edersiniz ki herkes gibi sizler de vekil olarak tayin ettiğiniz bir şahsiyette vefa, aidiyet, sadakat, dürüstlük ve hizmet anlayışının beklediğiniz doğrultuda olmasını beklersiniz. Burada Periçik köyünden değerli dostlarım var. Hoş geldiler. Benim 26 yıllık meslek hayatımda mesleğimi nasıl icra ettiğimi, beşeri münasebetlerimi nasıl yürüttüğümü ve insanı eşrefi mahlukat olarak bilip insana inancı, yaşam tarzı, eğitimi, kültürü, kentli, köylü olması, yaşı ne olursa olsun insana eşrefi mahlukat olarak nasıl değer verdiğimin canlı şahitleri burada. Arkasından Eski Pazar'a geldim. Eski Pazar'da sevgili eşim Sevim Hanım'la tanıştım. Kendi de aralarınızda. Hoş geldiler. 4 yıl kadar sağlık grup başkanlığı yaptım. Muhterem eşim de eczacıydı. Orada böyle eş olarak Eski Pazarımıza, o güzel beldemize, o güzel ilçemize 4 yıl boyunca sağlık hizmeti sunduk. Nasıl sunduğumuzu, orada nasıl yaşadığımızı, orada bize nasıl erişildiğini, gecede gündüzde kapımız çalınıp hadi köyde hasta var dendiğinde nasıl tereddüt etmeden koşa koşa gittiğimizi işte burada bir dizi dostlarım, büyüklerim, Eski Pazarlı dostlarım canlı şahitleridir. Şahitlerimle beraber buradayım. Arkasından ihtisas ve askerlik döneminden sonra Ankara'da Karabük Devlet Hastanesi'ne geldim. Karabük Devlet Hastanesi'nde 14 yıl kadar uzman hekim olarak çalıştım. Yine aynı şekilde ilimizin diğer ilçelerinden, merkezinden ve Safranbolu'dan gelen herkesle orada yine hekimlik mesleğimi icra ettim. Bunun için anlatıyorum. 10 bine yakın görüşme yaptık 10 gündür ve herkes bize şunu soruyor. Hoca, sana eskisi gibi erişebilecek miyiz? Eskisi gibi ulaşabilecek misin? Yine elini kolunu sallaya sallaya sabah akşam aramızda olup gelip yanımıza çay içebilecek misin?
bundan sonra nasıl bir vekillik yapacağımızın, bundan sonra nasıl bir politika yapacağımızın teminatı ve referansı geriden gelen birlikte geçirdiğimiz 25 sene sevgili dostlar. Güzel ülkemiz, canım vatanımız, Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar büyük bir terör tehdidi altında. İktidar partisinin yanlış bir açılım politikası nedeniyle bu ülkenin coğrafyasının üçte biri tamamen terör örgütünün mevzilenmesine, her türlü alanlara yerleşmesine, doçkasından bombasına kadar, tonlarca patlayıcısına kadar her türlü teçhizatını ve donanımını tamamlamasına vesile olmuştur. Değerli konuklar, hani öğrencilere sınav yaparız, 3 yanlış bir doğruyu götürür, 4 yanlış bir doğruyu götürür diye. Ama devlet yönetiminde öyle yanlışlar vardır ki, bugüne kadar yapmış olduğunuz ne kadar güzel hizmetler varsa onları da alıp götürür. Yüz binlerce ana kuzusu bugün orada, o düşmanla, o terör örgütüyle göğüs göğüse çarpışmalar halinde. Değerli dostlar, değerli konuklar, bir ülkede güvenlik, ülkenin güvenliği teminat altında olmadan huzur olmaz. Huzur olmadan ekonomi de olmaz. Bu nedenle yapılan hataların hem ülkemizin güvenliğine, hem ülkemizdeki sosyal yaşama ve hem de ekonomimize yansıyan çok olumsuz etkileri vardır. Bu nedenle siyasete girmemizdeki, aday olmamızdaki en önemli tema budur. Karabük'e gelince, Karabük'te 27 yıldır Karabük'te yaşıyoruz. Burada bizden yaşı daha büyük olan büyüklerimiz var. Burada bir aileyiz hepimiz. 14 yıl öncesiyle bugünü karşılaştırdığımızda şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Eski pazardan başlayalım. 14 yıl önce Çerkeş'le eski pazarın nüfusu aynı, ekonomisi aynıydı. Doğru mu dostlar? Peki bugün Çerkeş kaç tane eski pazar satın alır? En az 2 tane eski pazar satın alır. Büyüdü. Gelelim Eflani'ye. Eflani'deki çiftçi kardeşimiz diyor ki, hoca ben traktörü 100 bin liraya alıyorum, yanı başındaki ilçe 4. derece teşvik bölgesi 60 liraya alıyor. Ve yine aynı ilçe benden 1500 TL daha fazla teşvik alıyor hayvancılıkta büyük başta. Ben niye hayvancılık yapayım? Evet, istatistikler gösteriyor ki 10 yılda Eflani'de büyükbaş hayvan sayısı yarı yarıya azalmış. Gelir ve geçim buna bağlı. Yenice'ye dönüyoruz. Bakın bu konu bir, çok önemli. Yeni bir orman özelleştirme yasası çıkarılmış. Mecliste, genel kurulda onaylanmış. Geriye sadece resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girmesi kalıyor. Ormancının elinden ormanı alıyorsunuz, tamamen özelleştiriyorsunuz, 49 yıllığına ya da 99 yıllığına özel işletmeciye veriyorsunuz. Orman köylüsü ve orman işçisi artık ormanın ne otundan, ne sapından, ne dalından, ne de işinden asla istifade edemeyecek. Karabük'e geliyoruz. Karabük'te üniversite kuruldu. Türkiye'nin her yerinde üniversite kuruldu. Karabük'te üniversitenin şu anda 40 bin öğrencisi var. 15 bini yerli, 25 bini yabancı. Yani geçici ikamet. İstatistiklere baktığımızda ortalama Karabük'te her yıl 2500 kişinin, 2500 gencimizin kalıcı bir şekilde bu şehri terk ettiğini görüyoruz. Yani 14 yılda göç veren bir şehir durumundan hiçbir şekilde kurtulamamışız. Biz diyoruz ki, yahu Karabük her yıl bir Eflani kaybediyor. Ey iktidar partisi neredesin? Nasıl çözüm ürettin? Hangi hizmeti getirdin? Bu milletin huzuruna, bu milletin mizanına hangi hizmetlerinle çıkacaksın diye soruyoruz. Evet, ülkemizin içinde bulunduğu son derece gergin ve sıkıntılı koşullar, her şeyimizi borçlu olduğumuz, içinde yaşadığımız
Cumhuriyet kenti Karabük'ün gelmiş olduğu nokta çok ciddi anlamda iktidar partisinin bu şehirde vefasızlığını, bu şehrin sorunlarına karşı duyarsızlığını ve bu şekil insanlığın mağduriyetini ortaya koyduğu için varlığımızı, ülkemizin bekasına, bu şehrin zor günlerinin atlatılıp bu şehrin makus talihinin yenmesine feda ettik. Siyasete girmemizin sebebi budur. Nefsimiz için asla siyaset yapmayacağız. 25 sene bize nasıl ulaşıldıysa aynı şekilde duracağız. Bir gün bizim de siyasi hayatımız bitecek ve yine aranızda olacağız. O zaman bir yanlışımız ve hatamız olursa buyurun buradayız, hesabınızda sorun diyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Benden ötürü milletvekili adayımız Sayın Doktor Adem Karbey'e çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli misafirlerimiz, değerli büyüklerimiz, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Şimdi sizlere konuşmalarını yapmak üzere Karabük'ümüzün şehri emini, sözünün eri Rafet Vergili Bey'i mikrofona davet ediyorum. Değerli dostlarım, değerli hanımefendiler, hepinizi saygıyla selamlarım. Hepinizden özür dilerim. Çünkü masaları tek tek gezip elinizi sıkamadım. İnşallah toplantımızın, yemeğimizin sonunda hepinizin elini tek tek sıkacağız. Sağ olun. Ben bir yerel yönetimler mensubu olarak bu siyasi atmosferde ne zaman olursa olsun öncelikle Karabük'ümüzün ilçelerinin meselesini ön planda tutarım. Genel merkezlerimiz, seçilen milletvekillerimiz de inşallah millet meselesini, memleket meselesini Ankara'da halledeceklerine inanıyorum. Ama benim için öncelikle Karabük'tür. Çünkü ben Karabük'e yapılanları, yapılmayanları değerlendiririm. Son günlerde de bizim için şöyle söyleniyor, Rafet Vergili yapacağı çok iş var, bunları yapsın. Tabii ki biz yapılacak işleri, Karabük'ün problemini çözmek için seçildik. Ve çok büyük bir oy çoğunluğuyla seçildik ki herkese minnettarız. Burada bize AK Partili oy veren kardeşlerimiz var, Cumhuriyet Halk Partili, Demokrat Partili, Büyük Birlik Partili ve diğer parti mensupları, bize gönül veren arkadaşlarımıza da hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Bize vermiş oldukları destekten dolayı da hepsinden Allah razı olsun, sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdi Karabük'te yapılacak çok iş var derken çok kısa bir şekilde size 6 yıl içerisinde Karabük'te yapılan ve yapılamayan işleri kısa bir şekilde anlatmak istiyorum. Öncelikle bir mezbahane yapıldı ve hemen kentsel dönüşüm TOKİ başladı. Belediye bütün haklarından feragat ederek %15'e yakın vatandaşlarımıza indirim sağladı. Alt geçit yapıldı, dolmuş durakları yapıldı, Türkiye'nin en büyük kent meydanı yapıldı. Kütüphane yapıldı, ticaret merkezi yapıldı Şirinevler'e. İki tane büyük bulvar açıldı, 70'in üzerinde park yapıldı, 20'nin üzerinde sosyal yaşam merkezi yapıldı. Tabii en çok eleştirilen, yani siyasette sık sık gündeme gelen işte 3-5 tane yürüyen merdivenimiz, dikey asansörümüz, öyle benim mezarlıklarına çıkmış olduğumuz, mahallemize çıktığımız yatay asansörleri yapıldı ve Karabük'ü bundan sonra da yürütmemeye karar aldık. Kartaltepe Köprüsü, asansörü, Yeşil Mahalle'ye çıkan asansörümüz ve nereye yapılması gerekiyorsa da yürüyen merdiven ve asansörlerden inşallah görevimizi tamamlayıp yeni kuşaklara devredeceğiz. Hayırlısı. Ve biz belediyede göreve geldiğimiz zaman o kadar bütçesi muazzam bir belediye almadık. Geldiğimiz gün elektrikleri kesildi. İşçimizin maaşı ödenemeyecek durumdaydı. İşçimiz 11 ikramiye alamamıştı. Bugün itibariyle işçimizin 1 lira alacağı yoktur. Her ikramiyesinin doğmuş olduğu günü ödemiş.
maaşları göreve geldiğimiz günden bugüne kadar bir gün dahi geciktirilmedi. Ve belediyenin içerisinde, belediye makamında bir gün dahi partizanlık yapmadık. Hiç kimseyi birbirinden ayırmadık. Gelen hiçbir arkadaşımıza partizanlık yapmadık. Eğer yaptı diyen varsa da bugün bu görevi bırakın. Aynı personelle çalıştık. Aynı müdür arkadaşlarından çalıştık. Belediyenin kapısından içeriye rüşveti, hatırı ve siyaseti kesinlikle sokmadık. Türkiye'de örnek belediyedir. Bugün göreve geldiği günden bugüne kadar borçlarını yarından da fazlasını ödemiş bir belediye, kasasında 25 trilyon lira nakit parası olan, tüm projelerini yapabilecek paraya sahip olan bir belediye ve yıl sonuna kadar da hiçbir vatandaşımızın ayağını çamura sokmayacak şekilde yapmış olduğumuz asfalt programıyla Karabük'ün hemen hemen bütün problemini çözecek şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Ve %98 doğalgaz dağıtımı gerçekleştirildi. Şu anda Zonguldak'ta %15 dağıtımda 6 yıldan bu tarafa. %70 su borusu değiştirildi. Ne kadar asbest boru varsa %70'i altyapının tamamı değişmiş oldu. Şu anda 100 kilometrenin üstünde kaldırım yaptık. 15 kilometreye yakın istinat duvarları tamamlanıyor. Bakın Karabük'te 650 kilometre yol iki kere asfaltlanmış oluyor. 1 milyon tona çıkıyoruz asfalt kullanımında. Ve evet, biz de paraya çok sıkıştığımız günler oldu. Veyahut da çözümü olmayan işlerin önümüze geldiği oldu. Ne zaman sıkışsak bir gün sonra sabahleyin bütün işler kendiliğinden çözüldü. Biz de şuna inanıyoruz ki bütün Karabüklerin duası bizimle beraberdi. Hepinizden Allah razı olsun, sağ olun. Ve umut tacirleri her siyasi dönemde yola çıkar ve vaatlerle başlar. Vaat ettiklerime başlar, insanlara umut vermeler başlar, yaptıkları, yapamadıkları da ortadadır. Bakın, Karabük'te engellenen işleri size söyleyeyim. Karmet diye bir firma kuruldu Demirçelik üzerine, sanayici büyüklerimiz, kardeşlerimiz. Belki bugün 1000'e yakın insan çalışacak. Ne zaman Karabük'ün siyasette en uç noktaya gelmiş oldukları, siyasi büyüklerine müracaat ettikleri gün, bakın yer problemi vardı, belediyenin Hamzalar'daki yerini verdik. Dedik ki alın buraya bu fabrikayı yapın. Ne zaman siyasi büyüklerine gittikleri gün Çevre Bakanlığı'ndan şöyle bir rapor geldi. Burası sel yatağıdır, sel baskını olması tehlikesinden dolayı sanayiye izin verilmiyor. Ve hiç sıkılmıyorlar. Üstüne Kızılay'ın afet deposu yapılıyor. Yan tarafında Ebas Atteci'nin gene fabrika binası var. Alt tarafında belediyenin şantiyesi, bir altında da il özelliklerinin olduğu yere fabrika yapılamadı. En az 1000 kişi çalışır. Demir yollarıyla ilgili yükleme boşaltma istasyonuyla ilgili demir yolları genel müdürü de geldi. Hep beraber şov yaptık. Yeri tespit ettik, planlamaları verdik. Seçim bitti, her şey unutuldu gitti. Bakın seçim bitti, her şey unutuldu gitti. Ticaret odası da buraya lojistik depo yapacaktı. En az 2000 kişi çalışır. 100 milyon dolar para ayırdığını söylemişlerdi. Sanayi ve Ticaret Odası'nın Ankara'daki merkezde. Demir yolları şehir dışına çıkacaktı. Her türlü protokolü yaptık. Ne zaman sayın büyüğümüzün haberi oldu? Bakın elimizde protokolümüz mevcut. Sayın büyüğümüzün haberi oldu. Yer planlamalarını yapıyoruz. Yerin değer tespitlerini yapıyoruz. Ankara'dan bir haber geldi. Dediler ki siz bunu çok istiyorsunuz ama demir yolları bize talimat verdi. Bu işi ağır alın diye. Ve engellendi. Üniversiteye raylı sistem yapılacaktı istasyondan. Devamı 100. yıl mahallesine 5 milyon lira olacaktı.
bir anda protokol askıya alındı. İki tane halı saha programımız vardı. Nasıl olduysa birdenbire Spor Bakanlığı'nın parası bitti, iptal oldu. Tabii. Ve en önemlisi 2013 yılıyla ilgili şu anda bakın bu sizin paranız. 7,5 trilyon lira kredi kullanacağız ki cebimizden çıkmıyor. Şu anda mevcut kesintilerden ödenmiş olacak. Ne zaman Mehmet Ali Şahin Bey'e müracaat ettim, bu konuyla ilgili yardım istedim. Bir ay yok, iki ay yok, bir daha telefon açtım. Tamam dedi, gene yok. Ve İller Bankası'nın bir dostunu kendisine yolladı, genel müdür. Aynen dediği şu, Türkiye'nin ikinci adamı, AK Parti'nin ikinci adamı bana talimat verdi, bu parayı ödeme diye, ben bu parayı nasıl ödeyeyim? Ve 2013 yılındaki kullanacağımız 7,5 trilyon lira parayı kullanamadık. Şimdi diyecek ki ben bunu engellemedim. Çok kolay. Biz de engellemiyoruz. Ve işin güzel tarafı 2014 diliminle ilgili 9 trilyon lira paraya müracaat ettik. Mehmet Ali Şahin Bey'den yardım istemedik. Ve Karabüklülerin duası. Hepinizden Allah razı olsun parayı kullanmaya başladık. Gene çıktı. Umut vaat edecekler. Ne yapacaklar? TOKİ'de zaten indirimi yapamadılar. TOKİ evleriyle ilgili. Çeltepe'ye kayak merkezi. Her 4 yılda bir çıkıyoruz, temel atıyoruz. Çok basit bir iş. Kantarın yeri değişecek. Sanayilerimiz doğrudur çalışamıyor. Bir kantar probleminden yeri değişmiyor. Ve kapı kapı gezdi. Madem ben genel siyasetle karışmam sussa, senin yerel siyasette ne işin vardı? Devlet hastaneleri kapatılacak dediğimiz zaman kapı kapı gezdin Rafet Vergili yalancı diye. Niye peki bu hastaneleri kapattın Karabük'te? Devlet hastanesini, doğum hastanesini. Ben yalancıysam sen de yalancısın. Yalan söyledim. Yapabileceklerimi söyledim, yapamayacaklarımın üstüne de bir tek kelime daha yalan söylemedim. Evimde hanımıma yalan söyledim ama size yalan söylemedim. Demirçelikten atılan beton işçilerine davayı kazanın size işe aldıracağım dedi. Niye aldırmadı? Sen Karabükümüşün büyüğüsün. Müteahhit işçileri sürekli biliyorsunuz kadroya alınıyor. Ve çok basit bir iş. Safranbolu'da konakları sigorta kapsamına aldırıp Safranbolu'da turizmin 1,5 milyona çıkartamadı. Yani bunlar parayla kullanılacak bir şey değil. Bakın tek yaptıkları şu. Fakire fukaraya kumanya yardımıyla AK Parti'ye kayış şartıyla kumanya vermek. Gariban işçiye asgari ücretten çalışacak bir kişiye AK Parti'ye kayış şartıyla AK Parti'ye oy vermek şartıyla işe alma vaatleri. Ve adaletli olun. Burada işe alacaksanız adaletli olun. Artık Karabük'te mikro milliyetçilik yok. Biz şükürler olsun mikro milliyetçiliği kaldırdık. Hep bir arada toparlanıp Karabük'ün meselelerini konuşabiliyoruz. Şimdi ben şunu soruyorum. İşe alıyorsun da Eflani çocuğu yok mu? Eflani Devlet Hastanesi'nde kaç tane Eflani'li çocuk çalışıyor? Ve aynı şekilde eğer memur oy vermiyorsa rotasyon tehdidi, esnaf, tüccar, sanayici ise maliye, çevre bakanları, çevre müdürlüklerinin tehdidiyle oy toplamaya çalışıyorsunuz. Biz sizden şunu istiyoruz. Gelin Karabük'ü hep beraber kaldıralım.
çocuklarımız elinde gurbet çantalarıyla gurbete, iş arabaya gitmesin. Eski pazara en az 10 bin kişinin çalışabileceği bir sanayi bölgesi yapalım. Yenice'de gene en az 4-5 bin çocuğumuzun çalışacağı bir ihtisas ağaç işleriyle ilgili bir sanayi bölgesi yapalım. Safranbolu'da turizmi 1,5 milyona çıkartalım. En az 6 bin tane kardeşimiz iş imkanı bulsun. Eflaniye havalanı yapalım diyoruz. Onlar gene takmışlar kafayı. Üniversitenin üstünde bir alan, planör indirip kaldıracaklar. Pist boyu bile uygun değil. Karabük'e havalanı projeleri. Ve bütün düşünceleri mikro. Hiçbirisinin düşüncesi makro düzeyde değil. Karabük için değil. Bakın, Eflaniye yapılacak bir havalanı Safranbolu'ya 15 dakika, Karabük'e 20 dakika. Ve Bartın'a 35 dakika, 40 dakika. Ve bunları düşünmezler. Gene programlarında tahmin ediyorum ki üniversitenin üstünde o dağların arasına gene havalanı yapmak vardır. Aynı şekilde Zonguldak yapmış, iki tane dağdan tepeden dolayı uçak kargo yükünü almadan kalkıp iniyor. Mantık aynı mantık. İşe el atalım. Karabük Spor'a kadar. Ve Karabük Spor Süper Lig'den şu anda birinci gelişti. Niye? Bir akşamda yönetim yapıldı. Neden? Rafet Vergin'in yönetim yapıyormuş. Lafı ve şahinesi yüzünden. Dediğim gibi dostlarım, bunların Karabük'e verebilecekleri hiçbir şey yoktur. Ama Karabük'ten alacakları çok şey vardır. Her seferinde Ovacı'nın meselesine de geliyoruz. Her seferinde ne kadar çok oy verirseniz o kadar hizmet politikasıyla 12 yıldan bu tarafa sürekli olarak Karabük'ü oy deposu görmüşler. İstedikleri kadar da oy almışlar. 3 milletvekili, 2 milletvekili, 2 milletvekili ama 7 Haziran'da Karabük'ü de kaderi değişti. Her şey değişti. Ankara Karabük'ü çok daha fazla ciddiye almaya başladı. Artık Ankara'da Karabük'ün yaptıramayacağı hiçbir iş olmaz. Bakın hiçbir iş olmaz. Çünkü bugüne kadar bizi ciddiye alan yok. Ovacık diyelim. Üçüncü sınıf bir spor tesisleri yapılmış. İçerisinde amatör kulüplerin bile durmayacağı, hani ikide bir bizim dolmuş durakları akıyor diye program yapılıyor ya. Vallahi benim dolmuş duraklarından daha kötü. İki kere girdim içine. Şimdi sen Zobran köyüne hapishane yapıyorsun. Karabük'e hapishanenin ne faydası var? Ne faydası var? Zobran köyüne ekonomik olarak ne girdisi var? Veyahut da Karabük'e. Şu anda Ovacık'ın nüfusu 700, fiili yaşayan 500 bir ilçe. Bir hapishaneyi, bakın bu hapishaneyi Ovacık'a yapsaydı. Şu andaki nüfusu 2500, adliyesi kapanmayacaktı. Askerlik şubesi, jandarması kapanmayacaktı. E şimdi bunları düşünemedikten sonra, tamam ben onu bilmiyorum, ben yukarının işine fazla karıştırdım. Bu adaylar, mevcut adaylar Karabük'e ne verebilir? Sözümü fazla uzatmıyorum. Değerli dostlar, değerli büyüklerim, değerli kardeşlerim, AK Partili kardeşlerim, Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerim, Saadet Partili kardeşlerim, Büyük Birlik Partili kardeşlerim, eski demokrat abilerim, demokrat partili abilerim. Bizim için önemli olan Karabük'ün gelecektir. Gelin tekrardan bizim elimizden tutun, Karabük'te bizi iktidar yapın. Biz de Karabük'te yarım kalmış tüm hizmetleri hep beraber tamamlayalım. Partimiz iki tane aday tespit etti. Her zaman ulaşabileceğiniz, biraz önce sizlere kendilerini takdim ettiler, söylediler ve ben de duygulandım. Aradığınız zaman her türlü sizden beraber olabilecek. Başınız dara düştüğü zaman sizinle aynı yolda yürüyecek. Helalı harama ayıracak. Ve yalnız Karabük'e hizmet edecek iki tane aday. Ve aslında Karabük'te şunu gerçekleştirmemiz lazım. Bakın, eğer Milliyetçi Hareket Partisi iki tane milletvekilini Ankara'ya yollasın, AK Parti siyaseti kesinlikle değişecektir yani.
cevap verimine inanıyorum. Türkiye tarihinde Karabük iktidar partisinin siyasetini değiştirebilir. Gelin bize canı gönülden destek verin. Aynı yolda yürüyelim. Aynı duyguları paylaşalım. İki tane adayımızı Ankara'ya milletvekili olarak hep beraber yollayalım. Hepinizden Allah razı olsun. Hayırlı akşamlarınız olsun. Sağ olun. Karabük Belediye Başkanımız Sayın Rafet Vergili Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Değerli dava arkadaşlarımız, kıymetli misafirlerimiz, saygıdeğer büyüklerimiz, hemşerilerimiz, bizleri bugün bu güzide ortamda yalnız bırakmayarak davetimize icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürü şahsımız ve teşkilatlarımız adına bir borç biliriz. Allah-u Teala hepinizden razı olsun diyorum. Sağ olun, var olun, hayırlı akşamlar diliyorum. Sen bir acımdan eksik etmesin. Başkanım, iyi akşamlar. Başkanım, hayırlı yazılır. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ederim.